Ne oldu? Telefon işi tamamdır. Eskisini at. Kesin dinliyorlardır. Güvenli at mı? Tamamen. İyi. Abi. Bir şey söyleyeceğim. Biz Ayşegül mevzusunda emin miyiz? Sen bu aralar çok fazla tereddüt etmeye başladın Halil. Yani tereddüt değil de korkutsak yetmiyor mu? İpini çekmek zorunda mıyız? Üstüne vazife olmayan şeylere karışıp duruyor. Gitmiş savcıya dosya vermiş, inceleyin demiş. Savcı bizden olmasa ruhumuz duymayacaktı. Ders kelepçeliği derken anlatırdık artık. Ne yapalım? Bırakalım ona dosya mı versin? Başka çare bırakmadı. Haklısın. Ve? Afiyet olsun. Senin kız vardı ya. Neydi adı? Yıldız. Ha, Yıldız. Yıldız. Senin onunla ne işin vardı? Bir şey konuşacaktım. Ne? Garip şeyler oluyor Poyraz. Hani şu çocukların öldüğü dere var ya, Ceyda diye bir arkadaşımla oradan örnek aldık. Ceyda'nın çıkarttığı raporlarla Sağlık Kurulu'nun raporları aynı çıkmadı. Allah Allah. Raporla falan mı oynamış biri? Ne olmuş? Galiba. Peki Ceyda ne diyor bu işe? Ceyda, trafik kazasında kaybettik Ceyda'yı. Üstüne Yıldız ve annesi, tam Yıldız bir şeyler söyleyecekti, öldüler. İlginç değil mi? İlginç. Peki sen bunları hiçbirine anlattın mı? Evet, bir savcıyla konuştum. Gittim her şeyi anlattım, dedim böyle böyle şüpheleniyorum. O da araştıracağını söyledi. Ha. Adı ne savcının? Nihat Yarkın. Anladım. Niye sordun? Hiç. Öylesine merak ettim. Mekanmış. Ha. Ampul patlamış girişte. Ya manyak mısın sen ya? Ne ampul patlaması? Ben koydum onu oraya. Vay. Güzel hareket. Eyvallah. Nereden öğrendin? Görevimiz tehlikeden. Hangisi? Tom Cruise'un oynadığı. Ya bırak şimdi onu da. Ayşegül bir şeyler karıştırmış. Bu derede zehirlenen çocuklarla alakalı. Galiba oradan birilerinin canını sıktı. Bir savcının biriyle konuşmuş. Orasını ben halledeceğim. Orası bende de. Şu evdeki heriften yeni bir haber var mı? Bir şey var mı? Ya yok. Ben ilacı fazla basmışım. Bu sefer adam mışıl mışıl uyuyor. Sabah anca. Bravo. Ne yapayım ya? Oldu bir kere. Bravo. Halledeceğim ben. İşte bu ya. Aynı eski zamanlardaki gibi. Bir tek pizza eksik. Bırak pizzayı. Okul nasıl gidiyor? Sen onu söyle. Hiç güzel kız yok. Tabii canım. Tabii canım. Okul dediğin yere niye gidilir ki zaten? Beyefendi okula çapkınlık için gidiyor. Yanlış anlaşılmasın. Fizik, kimya, matematik bunlar. Boş işler ya. Değil mi oğlum? Aferin. Karnın aç mı? Evet. Evet. Ben o zaman dur. Size hemen 5 dakika bir şeyler alayım geleyim. Ne gerek var canım? Biz... Menemen yaparız.
Oley! Menemeni seviyorum. İyi. O zaman siz oturun şimdi hemen menemen yiyin. Baş başa kalın. Ben de iki dakika birini görmem lazım, onu görüyorum. Oğlum menemeni abartma, sırrımı iyi biliyorsun. Tamam. Tamam. Yardım edecek misin bana? Hı-hı. Evet. Birlikte mi yapalım? Evet. Hadi o zaman. Aslı. Ne haber Aslı? İyi amirim. Siz? İyi, iyi. Bak beni dinle. Benim çok acil bir işim var. Çıkmam lazım, tamam mı? Ayşegül'le Sinan yukarıda. Burası sana emanet. En ufak bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Tamam amirim. Bu arada ölmediğinize çok sevindim. O kadar erken konuşmayalım. Gel bakalım savcı bey. Gel bakalım. Lan Halil'in araba lan bu. Tamam merak etme, ben de o işim. İyi akşamlar Savcı Bey. Ben de geliyorsun. Artık elimizdesin. Deşifre olduğuna göre vallahi seni öldürürler. Bence de. Ya da eğer işbirliği yapmak istersen yeni bir hayatın olabilir. Yakmayın beni ne olur. Tehdit ettiler. Bir sürü açımı bulmuşlar. Bir sevgilim vardı, kaydetmişler. Ben de yuvamı yıkmak istemedim. Ne istedilerse yaptım. Tamam, buralara geçelim. Ayşegül'e gelelim. Hani sana gelen şu kız? Evet. Sen mi söyledin Halil'e? Evet. Bak sen şimdi Halil'i arıyorsun. Ayşegül olayı yanlış anlamış diyorsun. Oradan hiçbir şey çıkmaz diyorsun. Ona dokunmayın diyorsun. Anladın mı? Tamam tamam anladım. Dedim ya ne isterseniz yaparım. Yeter ki dokunmayın. Ay aman ağlama ya ağlama ya ağlama. Oo. Hadi. Ara. Sayın savcım. Hayırdır bu saatte? İyi geceler Yavuz Bey. Ya ben bu Ayşegül'ün getirdiği dosyaları inceledim de bu belgelerden bir şey çıkmaz. Bu kız kendi kendine gelin güvey olmuş. Ha, öyle mi diyorsun? Evet. Elindeki rapor da dandik zaten. Bir yere varamaz. Öldürmek biraz ağır bir ceza olabilir. Tabii siz bilirsiniz. Yani kardeşimin karısını öldürmeyi ben de istemem ama kendi kaşığına. Yok yok, siz bana güvenin. Hiç değmez. Bak sana güveniyorum ha. Operasyon iptal o halde. Tamam, bence de. Tamam, iyi akşamlar. İstediğiniz oldu. Al bakalım. Peki şimdi Ayşegül bu işin peşine düşerse... İsterseniz onunla da konuşurum. Bir şey çıkmadı derim. Zaten haber bekliyor benden. Vallahi iyi fikir ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.